RNG olmaz mı? Aslında RNG denilebilir tabii ki ama bu şutta bir şey var arkadaşlar ya. Çaprazdan da vursanız bu şutla. Oo, sinir oldu. Sinir oldu, sinir oldu ya. Ben olsam ben de olurdum herhalde de. Ya bizde de Tsubasa yok yani maçın başında. Direkt gol atıyorsun. Vay arkadaş. Arigato. Sinir oldu adam ya. Merhaba arkadaşlar, Oyun Eserim kanalıma hoş geldiniz. Kaptan Tsubasa Dream Team ile yine karşınızdayım. Bugün yeni Fest Show geldi biliyorsunuz Çinli. Yanında da yancıları Nato, Rafael ve diğeri kimdi? Hemen şuradan bakalım. Genzo tabii ki. Önce şu videoyu bir izleyelim arkadaşlar. Evet, Dream Festival Show geldi. Yeşil geliyor kendisi DM olarak. Bontlu, Hidden'lı. Kickback tackle'ı var. Kayma hareketi. Ve yancıları görüyoruz. Tabi Genzo ile Natu bende olduğu için Rafael'i ben de istiyorum ama Shaw çok önemli değil benim için. O yüzden atmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Atmayı düşünmüyorum. Shaw benim çok ilgimi çekmiyor. Takıma da uymaz zaten. Rafael olsa iyi olurdu ama işte yani dupe çıkarma ihtimali çok. Bir de zaten DB biriktirdik. 50 DB bu arada şeyden geldi bana. Superstar'da olduğum için ay sonunda 50 DB oradan geldi. Yine 4 yıldız Platinum'a düştük bu arada. Şimdi öncelikle şu shop'u temizleyelim. En sevdiğim tarafı ay başında böyle. Ay sonunda ay başında shop'u temizlemek. Black Ball'ları falan almak. Sonrasında şeyi atarım. Dream Pot transferleri atarım veya maç yapıp ondan sonra atarım. Kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Evet, şimdi girdik bakalım shop'a. Hemen burada da kesin indirim yapmışlar. Evet, yine 6 liraya 15 diye bir alabilirsiniz paid olarak almak istiyorsanız. Ha, şu Hyuga'yı alalım hadi. 1 DB, 2 DB. Bu da kazanacağım. Yine Hyuga'nın mı bu? Tsubasa gibi, Hyuga gibi böyle bakış. Hadi 2 DB. Bunları alıyorum ben hep arkadaşlar. 2 DB'yi gömdük bakalım buraya. Şuraya şeyin pası gelse. Natu'nun. Onu alacağım. Ama Natu'nun pası yok şu an. Evet, hemen toplayalım. Maksimum toplayalım. Çok güzel oluyor bunları böyle ay başında, ay sonunda neyse toplamak. Evet. Hepiniz gelin. Hepiniz gelin. DB biriktiriyoruz. Bakın ileride yeni meta falan gelirse, Haziran'da yeni fest falan gelirse veya Tsubasa gelirse ya da çıkarırsak hepinize ihtiyacım olacak. Black Ball'lar. Gelin bakalım. Gelin bakalım Eser abinize. Evet, bundan sonrası artık lazım oldukça almak isterseniz ve bayağı madalya isteyen Black Ball'lar. Şimdilik bu kadar yeter. Gelelim buraya. Burada bir şey yok zaten. Yeni gelen bir oyuncu ve hareketi de yok. Bunları almaya gerek duymuyorum. Yeterince oluyor zaten. Lig madalyaları. Alalım seni. Gel bakalım. Sen de gel. Sen de gel.
Buradan da ihtiyaç duydukça alıyorum. Şu an ihtiyaç duyduğum bir şey olmadığı için almaya da gerek yok. Lig madalyalarında Black Ball yok muydu diyecektim tam. Gördük, aldık. Güzel. Sen de çok lazım oluyorsun. Sen de gel. Skill removal kart. Siz zaten gereğiniz yok şu an. Sizin de şimdilik gereğiniz yok. Buraya geçelim. Burayı da süpürelim. Şu koçları alıyorum. Ve maksimum alanları alıyorum. Gerçi çok fazla var elimde ama kulüp madalyaları da çok olduğu için elimde alıyorum. Dokunmuyor yani. 3 yıldır bir ikince böyle. Pek de kullanmayınca son 1,5-2 yıldır. İlk yıl bayağı kullanılıyordu, lazım oluyordu. Çünkü bu kadar ne Black Ball alabiliyordunuz ne bir şey veriyordu oyun. Hiçbir şey vermiyordu. Son yapmak bile zordu veya tek bir oyuncuyu işte belki çok 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 uğraşarak işte S99 da yapamıyordunuz ya, çok zordu yani. İlk bir yıl Black Ball doğru düzgün kazanamıyordunuz. Evet, şimdi online maçlara gidelim, sonra da hadi Pro'da oynayalım. Online maçlara girelim, sonrasında da Dream Pod transferleri atıp çıkayım. Ya da Dream Pod transfer başka bir videoya da kalabilir. Öyle de olabilir. Evet. Dream Pod transferlerle bu SR ve R artı ticketları da hafta sonu veya işte 2-3 video sonra belki atarım arkadaşlar. Şimdilik dursun. Evet, girelim bakalım. Bakalım kim gelecek rakip olarak ilk maçımızda. Burada tabi bir kısıtlama yoktu herhalde, bakmadım ama Pro'da kısıtlama yok diye biliyorum. Lite'da vardı biliyorsunuz. Biliyorsunuz S1 ve A10 oluyordu. B20 oluyordu. Skill'ler ve Hidden ve Bond'lar çalışmıyordu. Kulüp efektler kapalıydı. Takım buff'ı kapalı. Hiçbir şey aktif değildi. O yüzden kafanıza göre en iyi takımı kurup oynuyordunuz Light Cup'ta. Pro'da her şey açık. Thanatos geldi, Thanatos. Rakibi görelim. Evet, bayağı güçlü bir rakip geldi. Şu beşli, hatta şurayı da alın. Oldukça güçlü bir rakip geldi. İyi seyirler diliyorum. Konnichiwa. Çıkışta şuraya yeni aldığımız şeyleri de ekleyelim. Alalım. Onu da nasıl almış olduğumuzu görün. Bilmeyen arkadaşlar görmüş olur. Evet, kaptık. Araya attık da auto intercept'i var. Niye oraya atıyorsun ki Eser? Grandios var. Bakalım ne olacak. Bilemedik. Kayma yapsam mı diye düşündüm aslında ama o da gol attı yalnız. İlk golü yedik herhalde. Abi bu Tsubasa'yı bulmak şart ya. Yani bu Tsubasa'sı olanlar oyuna 1-0 önde başlıyor. Oyuna 1-0 önde başlıyorsunuz abi.
Şimdi ver kaç yapar? Evet. Pas kesme de yapsam zaten alamazdı Soga full stamina ile. Misugi de alamaz. Kale dibinden vurur, ilk golü atar. Tsubasa'yı tam kullandı adam. Abi bu adam bir de hep kritik atıyor ya. Çok ilginç yani. Hep kritik atıyor bu adam. Bak Tsubasa'yla geldi adam tek başına takım. Golü attı. Yani ne yapabilirsiniz ki? Bir tek orada Gentle'la kaysaydım. Orada engelleyebilirdim. Onun dışında engelleyemiyorsun işte adamı. Tsubasa şart. Geçebilecek mi bakalım? Hadi bakalım. Yappari Sakkawa. Ama bu da olmaz ya. Gerçekten olmaz arkadaşlar. Bu kadar olmaz yani. Hemen durduruyorlar ya. Vuracağım ya. Yine gol da atıyor, biz gümüş atıyoruz ya. Abi bu adam nasıl bu kadar şey var mıydı? Full power yakmış mıydı? Yakmış. Dedim ya habire kritiksiz şey full powersız da mı kritik atıyor diyecektim. Kurtarıyor ama işte. Bizim bir Tsubasa'mız yok ki Genzo'yu avlayalım. Yuh ya, yuh ya, Rainbow'a Rainbow. Öyle bir şey yok. Bizde. Yanlış yere attık ya. İlk yarı 1-0 bitiyor işte Tsubasa'nın attığı golle. Tsubasa gelirse tüm DB'leri bile atabilirim arkadaşlar. Yani çıkarana kadar. Onun dışında yeni metaya kadar düşünmüyorum. Bu ay Natu'yu getirdiklerine göre yancı olarak gelecek ayda Tsubasa'yı getirebilirler.
Belki de orada DB'leri sömürecekler benden. Otuz yapalım mı? Bondu. 29.5'te 30 yaptık. Kulüp killer özelliği de var ya Napolyon'un. Genzo kulüp kalecisi. Belki fırsat düşer. Kenarda pek düşeceğini sanmıyorum ama. Bond'u yarım da olsa arttırmış olduk. %84 moment dağıtıyorsun, alamaması lazım. Biraz full power da doldurduk. Ya nasıl? Abi hayret bir şey ya. Gerçekten hayret bir şey ya. Yemedi. Bakalım. Ya oradan vuruyor ya. Oradan vurdu arkadaş ya. Matsuyama. Auto intercept. Michael nerelere gidiyorsun? Anlamıyorum seni ya. Al işte bu da şans. Şansa bak arkadaş. Kayıyoruz, top Misaki'ye havadan geliyor. Yani istese yapamayacağı şeyi biz yapıyoruz ya. Böyle bir şey yok ya. Zeus
Yani oyun niye bu kadar böyle yapıyor anlamıyorum ki. Gerçekten anlamıyorum ya. Hayır abi niye yani rakibi hem de Misaki'ye hem de havadan gidiyor ya. Yok yani böyle bir şey. Al yine girdi. Hemen araya girdi. Auto intercept. Üst üsteydi oyuncular. Nasıl araya giriyorsun ya? Hayret bir şey ya. İkinci golü yedik herhalde. Moment üstünlüğü de bizde, stat üstünlüğü de bizde ama yerse şaşırmam yani. Adam gibi bir yere at Allah aşkına. Adam gibi bir yere at. Heh. İşte bu. Ama şey var işte full power'ı var. Hadi be. RNG olmaz mı? Aslında RNG denilebilir tabii ki ama bu şutta bir şey var arkadaşlar ya. Çaprazdan da vursanız bu şutla. Oo, sinir oldu. Sinir oldu, sinir oldu ya. Ben olsam ben de olurdum herhalde de. Ya bizde de Tsubasa yok yani maçın başında. Direkt gol atıyorsun. Vay arkadaş. Arigato. Sinir oldu adam ya. Eyvallah. Bir galibiyet verdi, çıktı bize. Devam etse kazanabilirdi halbuki. Evet, zor da olsa galibiyetle başladık yani. Şimdi RNG denilebilir evet ama bu NATO atıyor ya arkadaşlar. Yani ilginçtir. Bu şutla özellikle. Rövaşatasından daha etkili gibi geliyor bana. Yani Rövaşatan belki momenti daha fazla ama bu çaprazdan moment de kaybetmiyor. Bir de animasyonlu şut ya onun da etkisi var herhalde. Animasyonlu şutlarda da RNG daha fazla oluyor herhalde arkadaşlar. Evet arkadaşlar dediğim gibi Dream Pot'u daha sonra atacağım diğer aldığım transfer ticketlarla beraber. Oyun Eserim kanalımda Kaptan Tsubasa Dream Team Tumuzu ile devam ediyor. Bir dakika ya analizini yapmadık ki biz şu onun. Analizini yapalım. Analizini yapmadık. Hiç maça daldık gittik ya. Evet, şu Münih oyuncusu olarak geliyor arkadaşlar. 1143 stamina ile geliyor. 10.793 şut, 6.693 power karşısında. Pas 7.748, tackle 7.794, blok 7.274 ve intercept 8.244. High ball normal, low ball very good.
Teknik de 6840. Bayağı iyi statlar. Takım buff'ı %15, tüm non-Japon oyunculara %15 takım buff'ı var. Kendisi forvet ve GK killer. %20 statları artıyor forvet ve kalecilere karşı. S kayması var. Bayağı iyi bir kayma. S şutu var zaten. Uzaktan kullansanız bile moment kaybetmiyor ve A intercept'i var. Bond kısmında 3 veya daha fazla yeşilden Japon oyuncu bulundurursanız tüm statlar %2 artıyor. Takıma karşı %5 koruma sağlıyor. Balkan var. Inside Master var. Statları %20 artıyor matchuplarda. Ve başarılı verkaçlarda %100 daha fazla ileri gidiyor. Ve başarılı çalımda 5 kat daha ileri gidiyor. İstediği diriller Genzo. Bayağı zor diriller istiyor bu arada. Yani Katagiri kullanmanız gerekebilir. Genzo dirili, Schneider dirili ve Shaw'nun dirilini istiyor. Gerçekten iyi bir kart aslında DM olarak. Ama auto-intercept falan da olsaymış iyi olurmuş. O zaman tam inanılmaz bir kart olurdu herhalde. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Shaw'nun analizini de yapmış olduk. Şuradan hadi bir de Customize'dan yeni aldığımız template'lere ekleyelim. Nasıl eklediğimizi siz de görün. Burada yeni şeyler de mi varmış ya? Burada top şekilleri, müzikler. Yani dünya kadar müzik işte ya, koymuşlar hepsini. Monitör. Şunu yapalım hadi. Air rendering hava. Havai fişekler. Hadi şu olsun. Background gündüz gece. Hem gündüz de gece yapalım ki gökkuşağının havai fişeğin anlamı olsun. Bannerlar. Değiştirebiliyoruz bunu. Bunu da değiştirmeye gerek yok. Stamp. Stamp neredesin stamp? Üniformalar ve stampler. Evet, şuraya yeni aldıklarımızı yerleştirelim diyeceğim ama çıkarmamız gerekiyor. Hey diyeyim. Hangisini çıkaralım gereksizlerden? Bakıyorum şöyle. İki tane tanks olmasın. Bir tane tanks yeter mi Saki? I will win'i de şuraya bir yere koyalım da. Nice one. Nice one'ı mı çıkarsam? Bunu yeni olduğu için şuraya koyayım. Evet, yenileri. E'yi buraya koyduk da X'e, neyse ya, burada dursun. Burada dursun.
Evet, bu şekilde ayarlamış olalım arkadaşlar. Böyle bakıyorum. Evet. Evet arkadaşlar, videoyu burada bitiriyorum. Oyun SM kanalımda Kaptan Tsubasa Dream Team Tımızı ile devam ediyor. Kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.